usta foto muhabiri Ara Güler'in Dünyayı Gezen sergisinin yeni durağı Roma. Türküden caza, sanat müziğinden popa, farklı türlerde seslendirdiği eserlerle Fatih Erkoç rüzgarı. Savaş Şafak Barkçın anlatımıyla Nihavend'den Mahur'a musiki makamları. 5 sanatta Nur Dombaycı'yla çocuk edebiyatında yazı ve çizgi. Müzik yolculuğunda 50 yıl. Bülent Ortaçgil özel söyleşisi. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Antalya Devlet Tiyatrosu, ünlü tiyatro Dev Hansen'ın yazdığı iki perdelik Godoy'u Beklerken'i Beklerken'i sahneledi. 5 tiyatrocunun rol aldığı oyunu İlham Yazar yönetti. Dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Çebi ve ışık tasarımını Halit Akgül'ün yaptığı oyun yoğun ilgi gördü. Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler sanatseverlerle buluştu. Yarışma bu yıl 63 ülkeden 583 sanatçı ve 2172 esere ev sahipliği yaptı. Sergilenmeye değer görülen 60 eserin yer aldığı sergi 12 Şubat'a kadar görülebilecek. Devlet Çok Sesli Korosu'nun düzenlediği 5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı şeflerle buluşuyor. Enstrümansız müzik anlamına gelen a cappella konser serisinde her yıl dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Devlet Çok Sesli Korosu, bu yıl 5.sini gerçekleştirdiği Ustalık Sınıfı buluşmasında Türkiye ve Avrupa'dan genç şefleri bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda düzenlenen eğitimlere katılarak koro şefleriyle bir araya geldi. Müzik 2019 Nisan'da dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 29 Ocak'ta Trastevere Müzesi'nde açılış töreniyle kapılarını açtı. Londra, Paris, Kyoto ve New York'un ardından 5. durağı Roma'daki açılış töreni öncesinde sergi için basın toplantısı ve özel basın turu yapıldı. Açılışa Roma Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı Maria Vittoria Marini Clarelli, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve çok sayıda davetli katıldı. Roma malumunuz aslında kültür başkentlerinden bir tanesi Avrupa'nın, İstanbul gibi. Ve nur içinde yatsın, Ara Güler de bir İstanbul aşığıydı. Biliyorsunuz tarihsel boyutta Roma ile İstanbul'un hep bir bağlantısı oldu. Ve bu bağlantı doğrultusunda biz Ara Güler'in perspektifinden, Ara Güler'in kadrından, kamerasından, fotoğraf makinesinden İstanbul'u Romalılara anlatıyoruz. Ve bu serginin bence iki ülke insanlarını birbirine daha da yaklaştıracağını düşünüyorum. Evet, İtalya'da her zaman bir Türkiye ilgisi, İstanbul ilgisi oldu ama bence bu sergiyle bu ilgide ciddi bir artış göreceğiz ve bir perçinlenme fırsatı da bize verecek. Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Fecir Alptekin, 2018 yılında Güler'i kaybettikten sonra sergiyi yapmaya karar verdiklerini aktardı. Londra'dan başladık. Yani kaybımızın 5 ay sonrasında, 6 ay sonrasında, yani çok hızlı aksiyon aldık. İlk sergiyi Londra'da açtık.
Hangi ülkeye gidersek gidelim büyük bir ilgiyle karşılandı Aragüler'in. Zaten Aragüler'in resimleri yani kendi eserleri ilgiyle karşılanmayacak gibi. Kendi gayet güzel anlatıyor. Tabii şu vardı, Anadolu, dünya, İstanbul fotoğrafları, portreler çok geniş bir arşiv var. O da sağ olsun tabii ki Aragüler Müzesi ve arşiviyle beraber yaptık oradaki organizasyonu. Kendileri bize arşivlerini açtılar, içinden fotoğrafları seçtik ama dediğim gibi bir sınır koymamız gerekiyordu. İstanbul ve portrelere yoğunlaşmaya karar verdik. Her gittiğimiz ülkeye de daha çok o ülkenin sanat ve politika, siyaset hayatından Aragüler'in çektiği portreleri yoğun olarak o ülkede sunmaya özen gösterdik. Ana eksenenin İstanbul fotoğraflarının olduğu sergide Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brigitte Bardot'tan Sofia Loren'e uzanan portreler seçkisini görmek mümkün. 3 Mayıs'a kadar Trastevere Müzesi'nde sergilenecek olan Aragüler'in eserleri, Roma'nın ardından başka bir ülkede sanatseverlerle buluşacak. Ellerim bomboş, anı, gitme, sana deliyim. 90'lardan günümüze unutulmaz şarkılara imza atan pop müziğin usta müzisyeni Fatih Erkoç, dün akşam Kadıköy'de sahne aldı. Erkoç, türkü, caz, Türk sanat müziği, pop ve rock gibi farklı türlerde seslendirdiği şarkılarla dinleyici karşısına çıktı. Sigaramın yarısını ben içtim, yarısını rüzgar. Her zaman olduğu gibi bu akşamki halk konserimizde de ağırlıklı benim şarkılarım var. 1992'den belki de zaman zaman 86'dan, çünkü 1986 yılında Kuşadası 1. Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda birinci olduğum şarkı var. Hatta bazen daha da eski şarkılar olabilir ama ağırlıklı benim şarkılarım. Arada Türk sanat müziğinden bir iki örnek, bir iki caz parçası örneği, bazı rock şarkıları, hatta bazen türkülerden bir örnek olabiliyor. Divane Aşık gibi. Çok bayılıyorum çünkü türkü albümüm de var. Onları söylediğim, çaldığım zaman beni başka bir yerlere götürüyor. Hepsinin bana vermiş olduğu ve dolayısıyla da benden de halka geçen bir güzel duygu var. Seni buldum sonunda. Konserde İtalyanca aryalar da seslendiren sanatçı, 50 yıllık müzik hayatındaki şarkıları dinleyicinin beğenisine sundu. Benim 50 küsur yıldır içinde hapsolduğum, kaybolduğum müzikal kubbenin içinde hepsi ile yoğrulmuş olduğum için bunları da halka yansıtmaya çalışıyorum. Suzinak, Ferah Feza, Hüseyini, Nihavend. Her biri başka renkte, başka ahenkte klasik Türk müziği makamları. 40 makam, 40 anlam adlı kaynak niteliğinde bir kitaba imza atan Savaş Şafak Barkçin, klasik Türk müziği makamlarını anlattı. Neden 40 makam? Sembolik bir şey tabii, çünkü tasavvufta da önemlidir. İnsanın belli manevi dereceleri var. O derecelerin 40 tane ayrı makamı var. Müzikteki karşılıkları zaten manevi makamların, müzikteki karşılıkları da bizim makam dediğimiz şeyler oluyor. Makamları renklerle anlatmaya çalıştım. Böyle bir girizgahı vardır, tabiattan örneklerle. Sonra usul nedir, onu anlatmaya çalıştım. Onu da kuşların uçuş tarzlarından örnekler vererek anlatmaya çalıştım. O da büyük bir ihtimalle yani bizim müzik tarihimizde bir ilk sayılabilir. Makamların her biri kendine has bir kimliğe sahip. Mahur makamı var mesela. Çok
coşkulu bir makam, insana enerji veren bir makam. Mahur, Farsça'da yamaç demektir. Mahur eserlerden aklıma gelen yok ama benim mesela yakınlarda yaptığım bir ilahi bestem var. Ondan küçük bir örnek vereyim. Sesim de çok iyi değil, kusura bakmayın, hastalıktan yeni kalktım. Derviş ayağın rahına attık da uyandı. Derviş ayağın rahına attık da uyandı. Aşık yüreğin kanına battık da uyandı. Aşık yüreğin kanına battık da uyandı. Küçük bir örnek. Tabii devam ediyor da. Asıl bize lazım olan bu kısım. Mahur kısmı bu. Nasıl bir şey? Yüksekten başlıyor. Aynen bir dağın zirvesi gibi. Ray 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 ray. Sizi yavaş yavaş sanki bir yamaç paraşütü yaparmış gibi sizi alıyor o çok yüksekten. Makamlar üçe ayrılıyor. Uhrevi makamlar var. İnsanın ruhunu hemen ahirete çeken makamlar, segah gibi. İşte meşhur tekbir o makamdandır. Salat-ı Ümmiye o makamdır. İkinci grup makamlar garami makamlardır. Bunlar aşk bildiren makamlardır. Yakar adamı. Hüseyin'i, Uşak, Beyati bunlar tam aşk bildiren makamlardır. Türkülerimizin çoğunluğu mesela bizim Hüseyin'i makamlarıdır. Bu örneğini verdim. Mahur gibi, Nihavend gibi, Ferah Feza gibi makamlar da tasviri makam diyoruz. Suretini gösteriyor. Yani bir duygunun neredeyse alemdeki, tabiattaki resmini çiziyor. Mesela biraz önceki... Yani biraz insan odaklansa ve mahur alemine alışsa, dinleyerek pek çok eser o makamdan, güzel eserler dinleyerek alışsa, içindeki mahur ortaya çıkar. O içindeki o duygu, mahurun o noktasal haleti, ruhiyesi içinizde belirginleşir. Artık siz dıştan bir ses, yani mahur üzerinden bir ses duyduğunuzda kalbinizdeki, gönlünüzdeki o alem açılır. Dolayısıyla biz makamı, ses dizileri vesaire, onu bilim adamları öyle anlatır. Ama biz gönül açısından bakmaya çalışanlar için her şey insan ile ilgilidir. Her nimet insan için yaratılmıştır. O yüzden insan da gönülden ibarettir. Biz makamları gönlün halleri olarak anlıyoruz. Makamlara göre musiki örneklerinin bulunduğu kayıtlara 40 Makam 40 Anlam kitabından bağımsız olarak ulaşılabiliyor. Müziklerin icrasında bir dönem TRT'de yayınlanan Gönül Makamı program ekibinin imzası var. Dombaycı, çocuk kitabı yazarı ve çizeri. Asık suratlı çocuk, saçaklı kızın pasaklı günlüğü, mucit torunu olmak kolay değil gibi daha birçok kitabı hem yazdı hem de çizdi. Küçük yaşlardan beri resim yapan Dombaycı'nın hayali yazar olmaktı. Daha küçükken özgün hikayeler yazdı ve onları resmetti. Ben aslında yazar olmak istiyordum. Çocuk kitaplarını çok seviyordum. Ve annem bizi mahallemizin çocuk kütüphanesine götürüyordu sürekli. Ve orada okuduğum çocuk kitaplarından çok etkileniyordum ve yazar olmak istiyordum. Ve resimli kitaplar çok hoşuma gidiyordu. Resim yeteneğim kendimce vardı ama yani her çocuk gibi ben de çizim yapmayı çok seviyordum ama bunun bir meslek olduğunu bilmiyordum. Çizim yapmanın bir meslek olduğunu bilmiyordum. Ama yazarlığın bir meslek olduğunu biliyordum.
Yani büyüdüğüm zaman hep öğretmen olsam diye düşünüyordum ama annem hep hem yazar hem öğretmen olabilirsin diye teşvik ediyordu. Ben de yazar olabilmem için çizim yapmak zorunda olduğumu zannediyordum. Yani o kitapları yazarların kendilerini çizdiğini zannediyordum. Ve o yüzden çizimi de geliştirmeye çalıştım hep. Çocukken kız kardeşlerimle beraber öğretmencilik oynuyorduk. Ben öğretmen oluyordum. Onları işte sınıf oluyorduk. Onlar karşıma oturuyorlardı ve ben onlara hikayeler anlatıyordum. Normal bildiğimiz fabulları anlatıyordum tabii ama belli bir süre sonra kendi aklıma gelen hikayeleri anlatmaya başladım. Sonra kağıtları katlayıp onlardan küçük kitaplar yaptım. Onların altına bu hikayeleri yazdım ama çocukken işte sanıyordum ya yazarlar kendileri çiziyorlar diye onların üzerine kendimce çizimler de yapmaya çalıştım. Yani küçük küçük kitaplar yapıyordum aslında. Hikaye yazmaya tam olarak o zaman başladım bence. Kardeşlerime o hikayeleri okuyordum ve onların tepkilerine göre bir dahaki hikayeye başka bir şeyler katıyorduk kendimizce. Fantastik mesela çok severim. Onlarla birlikte daha fantastik şeyler katıyordum hikayelere. Sonra oyun bittikten sonra o küçük kitapçıklarımızı da atıyorduk. Çünkü onun kıymetli bir şey olduğunu bilmiyordum o zaman. Ve annem onları bulup bana bu hikayeleri sen kendi aklından mı yazdın yoksa başka bir kitaptan mı esinlenerek yazdın diye sordu. Kendi aklımdan yazdığımı öğrenince bana dedi ki sen bu hikayeleri birleştir ve biz bunları bir yayın evine götürürüz. Senin yaşında bir çocuğun, 4. sınıfa gidiyordum o zaman. Senin yaşında bir çocuğun böyle hikayeler yazdığını gördükleri zaman bunu mutlaka değerlendirirler. En azından bize yol gösterirler, ne yapmamız gerektiğini anlatırlar demişti. Ve o zaman ben heyecanla bana bir tane ajanda almıştı. Ona her gün hikayeler yazıyordum. Yazdığı kitaplarda değerler eğitimine önem veren Donbaycı, bunu didaktik değil, eğlenceli bir şekilde yapmaya özen gösteriyor. Ben kitaplarımı yazarken tabii ki değerler eğitimine ve çocukların kişisel gelişimine faydalı olacak bilgiler vermeye çok önem veriyorum ama bunları didaktik bir şekilde vermemeye çalışıyorum. Çünkü çocuklar için zaten ders kitaplarında ve eğitim kitaplarında bunlar yeteri kadar anlatılıyor. Ama ben çocuklara çocukça, kendileri gibi anlatmak istiyorum. Kendilerinin yaşında. Zaten kendimi böyle kocaman bir yazar gibi hissetmiyorum. Hani onlara bir şeyler anlatmak zorunda olan onların arkadaşıymış gibi. İki arkadaş sohbet ederken nasıl birbirlerine hayatlarından örnekler verir ve mesela komik anılarını anlatırlar, başlarından geçen olayları anlatırlar. Ben de kitaplarımı yazarken onların arkadaşıymış gibi onlara seslenmeyi seviyorum. Kitap kapaklarını önceleri çok renkli çalışan Donbaycı, çocukların kendisini bu konuda uyardığını dile getiriyor. İlk imza günümde çocuklar kitaplarıma bakıp o zaman daha çok resimli, daha çok renkli kitaplar yapmaya çalışıyordum. Çünkü elimden geldiğince çocuksu olmanın daha çok renk gerektirdiğini düşünüyordum ve olabildiğince fazla renkli, olabildiğince fazla canlı renkler kullanıyordum. Ve belli bir yaştan sonraki çocuklar gelip bunlar çok renkli, bebek işi dediler. Sonra anladım ki çocuklar kendilerinin bebek gibi, çocuk gibi görülmesini istemiyorlar. Asık suratlı çocuk ve onu etkilemeyen sıra dışı olaylar kitabımı yazmayı hep çok istiyordum. Bu uzun zamandır aklımda olan ve gerçekten fantastik bir alanda vermek istediğim bir eserdi. Ama çocuklara alt metinde vermek istediğim mesaj sevgi ve dostluk, arkadaşlık. Ama bunu birçok kitapta yapılmış bir şekilde vermek istemedim. İçerisinde korku ve macerayı, yani korkuyu çok onları korkutmayacak, sadece biraz heyecanlandıracak, devamı sayfaları açmasına vesile olacak şekilde aktarmaya çalıştım. Çok hafif bir korku var orada. Ama olabildiğince maceralı bir şekilde yazmaya çalıştım. Yazıp çizdiği kitapları Endonezya, Kazakistan, Rusya, Dubai, İsveç gibi birçok ülkede farklı dillere çevrilen Nur Donbaycı, çocuklar ve yetişkinlerle çocuk kitabı resimleme atölyeleri düzenliyor. Hayatı boyunca gençlere edebiyatı öğretme gayreti içinde oldu. Edebiyatın yenileşmesi üzerinde çalışmalara imza attı. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın temellerini attı. Recaizade Mahmut Ekrem, Şinasi ve Namık Kemal gibi birçok türde eserler veren Recaizade Mahmut Ekrem, her güzel şey şiirin konusu olabilir görüşünü savundu.
Divan, şiir geleneğinin temel ilkelerinden biri olan göz için kafiye anlayışını terk ederek kulak için kafiye anlayışını benimsedi. Eski edebiyat taraftarlarına yaptığı eleştirilerle o dönemde yeni edebiyatının sesi oldu. İlk yazısını Namık Kemal öncülüğünde Tasvir Efkar gazetesinde yayınlayan Mahmut Ekrem, 1870'li senelerden sonra kendisini tamamen yazıya verdi. Edebiyat bilgilerinin yer aldığı Talim Edebiyat ve edebiyatımızdaki ilk realist roman olan ve yanlış batılılaşmayı eleştirdiği Araba Sevdası öne çıkan eserlerinden oldu. 19. yüzyıl Osmanlı dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem, 31 Ocak 1914'te hayata gözlerini yumdu. ...1971 yılında ilk planı, 1974'te ilk albümü Benimle Oynar Mısın'ı yayınladı. O, yarım asırdır insanların aşklarına, ayrılıklarına, mutluluklarına, umutlarına şarkılarıyla eşlik ediyor. Bestelerinde anlattığı insan hallerini kısa Türkiye tarihi fonunda arşınlıyor. Bülent Ortaçgil. Oyuna devam. Bizim uzun zamandır müzikle uğraşan arkadaşlarım da herhalde çoğunda da böyledir. Kendi kendimize böyle bir iç yarış halindeyiz, öyle diyelim. O yarış, koşu yarışı değil de iç yarış. Yani daha iyisini yapabilecek miyim? Şimdiye kadar yaptıklarımın üstüne bir şey ekleyebilecek miyim? Ya da kötü bir şey yaparsam her şeyi imha mı edeceğim, bozacak mıyım? Öyle bir yarış diyelim. O nedenle artık çok bereketli zamanlarım geçmiyor açıkçası. Yani giderekten fazla tıkanmaktan, işte yaratıcı musluğumuzun yavaş yavaş kesintiye uğramasından, kesilmesinden, hafif gardını almış, daha az üretir ya da ürettiklerini beğenmeyen ya da hep eskisiyle kıyaslayan falan, öyle bir durum müzikteki son şeyler benim gördüğüm. Genellikle dışarıdan ve dışarıda yapılan müzik şeylerinden etkilenmemeye çalışıyorum ben. Yani günün akımlarından, işte Türkiye'de kimin sevildiğinden ya da kimlerin çok cazip olduğundan. Onu hayatım boyunca ama bu şeyimi tutturdum. Fazla etkilenmeyeyim diye. Yine ona benziyor hayat. Orada bir değişiklik yok ama sadece yavaş yavaş bir tıkanıklığım var. Kendime sevdiremiyorum yaptığım şeyleri falan. Öyle bir durumum var açıkçası. Sevgiye koşmak. Ortaçgil profesyonel müzik yolculuğundaki 50. yılına adım atıyor. Yarım asır olmuş. Pek inanılır gibi değil aslında. Yani böyle bir müzikal ortamda, yani müzik ortamında bir şeyler yapabiliyor olmak, 50 yılda bu işi yapabiliyor olmak biraz zor bir iş tabii ki. O nedenle çok dikkatli adım atmak zorundayım, onu hissediyorum. Bu su hiç durmaz, bu iş çok zor Yonca, olmalı mı olmamalı mı gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan sanatçı, şarkı sözlerini genellikle gitarı eşliğinde yazıyor. Çok geç. Şarkı sözüyle şiir, kardeş. Ama aynı şey değil, çok farklı. Çünkü şiirde mesela tekrarlar, geriye dönüşler yok. Ama şarkının formuna bakarsan eğer hep bir geriye dönüşler var. Tekrar eden bir takım ezgiler var. O nedenle şarkının şiirsel matematiği çok şey, ne derler, çok zorlar insanı. O nedenle o şarkıyı çalmadan eğer o şiiri yazmak istersen sonra çıkamazsın işin içinden. Mutlaka elinde bir gitar olması lazım. En pratiği ikisini beraber yapıyor olmak o anda. Su altından tutuşmuş ellerim. Elimde kalem kağıt olduğu zaman öyle şarkı provaları yaparken bir takım alıştırmalar falan yapıyorum. Yani ben keşke yazma disiplini olan birisi olsaydım. Çünkü yazmanın bir disiplin işi olduğuna inanıyorum.
Yani bütün bildiğim, duyduğum, okuduğum, bir ikisiyle tanıştım. Çok fazla yazarla tanışmadım ama hepsi müthiş bir tempo ile çalışmak ve şey yani memuriyet gibi masa başından ayrılmayıp sürekli çalışıyorlar. Bende öyle bir disiplin olmadığı için o tür şeylere hiç girişmedim. Ama şeyim, ne derler, keşke yazsaydım diyorum kendi kendime. Çünkü daha rahat, daha kendi kendine. Müzikte mesela hep birileriyle bir şey yapmak zorundasın ama burada tek başınasın. Hep tek başına olmaktan ben keyif aldım zaten. Ben başta Vazgeçilmez Ortaçgil şarkılarını çalacağım. Bülent Ortaçgil, dinleyici ve müzisyen arasındaki bağın önemli olduğunu vurguluyor. Çok zor yolunca sevmeyi... Dinleyici aslında Türkiye'de çok tutucu. Yani tutuculuktan kastım şu, sizi bir müzik tarzı olarak belirlemişse eğer, o müzik tarzının dışında yaptığınız bir takım şeylerden hiç hoşlanmıyor. Yani benden işte hayatım boyunca benimle oynar mısın beklendi. 50 yıldır onu bekliyorlar insanlar ve ben de inatla onu öyle yapmıyorum. Çünkü şeye inanıyorum, yani bu bir ne derler, gelişme de değil, bir dönüşme, başkalaşma, yenileşme, tazeleşme filan işi. Dinlerken de o dinleyicinin de o kıvamda olması lazım ki yani sizi takip etsin. Yoksa hep aynı şeyi dinledikten sonra onun bir güzelliğini alamıyorum ben. Ortaçgil, dijital müzik teknolojilerinin müziğin görünür olma halini dönüştürdüğünü düşünüyor. Hiç kaybolmadı. Teknolojik olarak müzik bizim dinlediğimiz dönemlerden çok farklı durumda. Artık müzik elde tutulmuyor. Müzik dediğim 0-1, oradan oraya dolaşıyor. Yani halbuki ben bütün müzikleri elimde tuttum. Yani kasetle, plakla okudum. İşte kim ne çalmış, kim ne etmiş, nerede kayıt edilmiş vesaire. Bunlar benim için çok önemli mesela. Ama şimdi ne bileyim, ben telefonunu açıyorsun, bilmem nereye giriyorsun, zırt müziği dinliyorsun. Yani o müzikte sonra da yok oluyor. Hiç elinizde tutamıyorsunuz. Bu bana biraz, bana tuhaf geliyor. Çünkü eski bir adamım ama yani yeni çocuklara nasıl geliyor bilmiyorum. Tarih anlatıyordu. Tarih dinleyerek büyüyen Kemal'se... Ankara Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği Vatan Yahut Namık Kemal, şairin kişiliğini, vatan ve hürriyet aşkıyla tiyatro anlayışını anlatıyor. Sardo'nun Vatan piyesi oynanıyordu. Alkışlayanlar içinde Kemal de vardı. 27 yaşındaki Kemal alkışlarken kendi vatanını düşünüyordu. Vatanını sevmeyen bir adamdan nasıl muhabbet beklersin? Bu isimde bir piyes yazmayı aklına koydu. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın bu sezon repertuarına aldığı Ay Carmela oyunu Kerem Yılmazer sahnesinde izlenebilir. Ahmet Adnan Saygun'un görkemli bestesi Yunus Emre Oratoryosu'nu İstanbul Devlet Opera ve Balesi seslendirecek. Müziğine getirdikleri yeni yorum ve anlayışla önemli bir dinleyici kitlesine ulaşan Grup Abdal, müzikseverlerle buluşuyor. Osmanlı yazmalarından hikayeler, Hafıza-i Beşer sergisinde izleyiciyle buluşuyor. Müzik.
Arter koleksiyonundan oluşturulan Saat Kaç başlıklı sergi, bellek, zaman ve mekan kavramları etrafında şekilleniyor.